öteden beri, yani düşündüğümden beri, yani siyasete girmediğimden beri terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Değerli arkadaşlarım, terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen olay şu. Bu konuyu lütfen ama lütfen sessiz dinleyin. Sessiz. Bu konuyu sessiz dinleyin. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine elbette ki sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım. Birbirimizi eleştirebiliriz. Buna da saygı duyarım. Ama siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamlar, sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Dolayısıyla bizim ahlaki değerler üzerine siyaset yapmamız lazım. Ahlaki değerler üzerine siyaset yapılmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Ve dün televizyona çıkan kişi, evet, montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum, Allah'a. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında, iftira karşısında Allah'a sığınıyorum. Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Samimi söylüyorum, her yerde, her ortamda, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımı kucakladım. Her türlü iftiraya maruz kaldım. Her türlü saldırıya maruz kaldım. Linçlere maruz kaldım. Ama bu ülkenin güzel insanlarını her zaman kucakladım. Her zaman sizinle beraber oldum. Hiçbir ayrım yapmadım. Hiçbir ayrım da yapmayacağım. Size söz veriyorum. 85 milyona söz veriyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonu kucaklayacağım. Söz veriyorum. Elbette ki birleşe kazanacağız. Bu ülke bizim ülkemiz. Çok güzel bir ülkemiz var. Ülkemizde huzur içinde yaşamak isteriz. Ülkemizde beraber yaşamak isteriz. Ülkemizde birisinin bir derdi varsa o derdi paylaşmak isteriz. Kimsenin ayağına basmak istemeyiz. Kimsenin aleyhine kötü bir söz söylemek istemeyiz. Dolayısıyla yeni bir siyaset anlayışına, ahlak ve erdem üzerine inşa edilmiş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Rakibimiz olabilir ama rakibimizle ilgili eleştiri yaparız ama rakibe kumpas kurmayız. Rakibe arka kapıdan gidip de onun aleyhine olmayan olayları olmuş gibi de göstermeyiz ve böyle de sunmayız. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaktan ve erdemden yoksun insanların devletin tepelerinde işi yoktur. Bunu da bilmenizi isterim. Şuradan bir konuya daha değinip ifade edeyim. Bakınız, Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından birisi. Hububat toplanmaya başladı, ağır ağır toplanacak ama hala hububatla ilgili taban fiyat açıklanmadı. Buradan açık ve net çağrı yapıyorum iktidara. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz? Neden?
Açıklamazlarsa söz veriyor. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklayacağım. Şimdi çağrı yapıyorum. Seçim sonunu değil, şimdiden açıklayın. Belediyelerimiz bu bölgede ve depremin yaşandığı bütün bölgelerde vatandaşa hizmet etti. Hiçbir ayrımcılık yapmadı. Hiçbir ayrımcılığı asla aklının ucundan bile geçirmedi. Ben hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var ve iyi ki onlar sizlere hizmet ediyorlar. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sandığa gitmeyi unutmayın. Sandığa gitmeyi unutmayın. Oy kullanmayı unutmayın. Vatanseverliğinizi unutmayın. Vatanseverlik oy kullanmaktır. Vatanseverlik adaleti ve ahlakı isteyenleri iktidara taşımaktır. Vatanseverlik bu ülkede huzur içinde yaşamaktır. Vatanseverlik huzuru sağlayan bütün alt koşulları hazırlamaktır.